Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ben Ideaport programından Kaan Atalay. 2018 yılından bu yana Ideaport Connect markası altında farklı teknolojik gündemler ve özgün konu başlıkları altında gerçekleştirdiğimiz webinar serimizin 7. yayında hepiniz hoş geldiniz. Ideaport'u takip edenlerin iyi bildiği gibi 2020 yılında gündem olarak üretimin geleceği ve yeni malzemelerin keşfi başlığını belirledik ve yeni malzemelerin ileriye üretim yöntemleriyle birlikte gelecekte üretim dinamikleri nasıl etkileyebileceğini gerçekleştirdiğimiz webinarlarda alanda uzman kişilerden öğrenmeye çalışıyoruz. Ideaport olarak 3 boyutlu biyobaskı alanında yaşanan gelişmeleri, doku mühendisliğinin geldiği son noktayı, yenileyici tıp ve çip üstü organ platformlarındaki farklı uygulamaları güncel örnekleriyle ele alacağımız yeni bir webinar yayını hazırladık. 3 boyutlu biyo yazıcılarda doku ve organ biyobasımı, güncel uygulamalar, yeni malzemeler isimli bu webinarımızın konuğu Stanford Üniversitesi Kardiyotorasik Cerrahi Bölümü 3 boyutlu biyobaskı konusunda doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Doktor Buğra Ayan. Webinar yayınımız yaklaşık 1 saat sürecek. Buna ek olarak YouTube canlı yayınımız şu anda başladı ve daha sonra bunu Ideaport YouTube kanalında yayınlayacağız. Zoom üzerinden bağlanan katılımcılarımız sorularımızı soru cevap kısmından sorabilirler. Yayın tamamlandıktan sonra Buğra abiye direkt soruları iletiyor olacağız. Deyip konuğumuz Buğra abiye tekrardan hoş geldin diyorum ve sözü Buğra abiye bırakıyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle ben ekranımı paylaşayım. Öncelikle... Bu davet için Ideaport'a ve Türkiye Teknoloji Gelişim Vakfı'na teşekkür ederim. Bugün sizlere 3 boyutlu biyocularla doku ve organ biyobasım üzerine bir webinar gerçekleştireceğiz. Özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler ve yeni malzemeler üzerine daha çok konuşacağım. Ben öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ankara Tıp Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra yüksek lisans ve lisans derecelerini Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden aldım. Yüksek lisans zamanında biyosensör ve doku mühendisliği üzerine çalıştım. Genellikle kanın malzemelerle etkileştikten sonra kan hücrelerinin aktiflenmesi üzerine biyosensör uygulamaları yaptım. Daha sonra Penn State Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Mekaniği bölümünde doktora çalışmalarımı tamamladım. Burada genel olarak mikro akışkan teknolojileri, mikrofabrikasyon, 3 boyutlu biyobasım üzerine doktoramı tamamladıktan sonra şu an Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kardiyotorasik cerrahi bölümünde doktora sonrası çalışmalarıma devam ediyorum. Genellikle şu an kalp kası, iskelet kası gibi dokuların 3 boyutlu biyobasım üzerine çalışmalar üzerine çalışıyorum. Bugün genel olarak doku mühendisliği, öncelikle organ nakli ve yetersizliğinden bahsedeceğim. Sonra doku mühendisliğine hafif bir bahsettikten sonra biyo malzemeler ve biyobasım üzerine konuşmama devam edeceğim. Genellikle son yıllarda yapılan uygulamalarda biyobasımın hangi aşamada olduğunu, ne tür biyobasım teknikleri kullandığımızdan bahsedeceğim. Sonra kendi yaptığım çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Özellikle aspirasyon temelli biyobasım ve bunun değişik uygulamalarından bahsettikten sonra sizlerden soru cevap alacağız. Daha detaylı ve teknik sorularınız varsa onları da teknik anlamda cevaplamak isterim. Ancak çok daha genel bir sunum yapmaya çalışacağım. İzleyici kitlemize baktığımızda her alandan katılımcılar var. O yüzden olabildiğince basite indirgeyerek dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Organ yetmezliği, organ nakline baktığımızda sadece şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sene 100 binden fazla hasta organ transplantasyonu için sıra bekliyor. Ancak %25'i ancak organ nakli yapılabiliyor. Bu nedenle bu sayı gitgide artmasına rağmen, talep artmasına rağmen buna alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi grafikte de yıllardan yıla artmasına rağmen herhangi bir organ transplantasyon sayısı da artıyor. Ancak hem gerek maliyet, gerekse uygun donör bulumu gibi sıkıntılar söz konusu. Bu nedenle hasar görmüş ya da fonksiyonu kaybetmiş doku ve organ değişimine ihtiyaç duyuluyor. Yeteri kadar donör olmadığından dolayı organ nakli sayısı ya da organ nakli listeleri günden güne artıyor. Bu yüzden doku mühendisi çok önemli bir hale gelmiş durumda. Basitçe doku mühendisliğinden anlatacak olursak, doku mühendisliği biyolojik doku ve organları iyileştirmek veya değiştirmek amacıyla hücre mühendislik ve malzeme bilimini kullanarak laboratuvar ortamında doku ve organ üretilmesi.
Doku mühendisi yeni canlı doku oluşumu için 3 temel bileşeni var. Basit indirgeci olursak. Bunlar doku iskelesi yani scaffold, hücreler ve hücrelerin aktivitesi için kullanılan growth factor denilen büyüme faktörleri var. Genel olarak bakacak olursak biz insandan yani hastamızdan aldığımız primary ya da kök hücreleri, bunlar hastanın kendi derisinden, iliğinden ya da kendi yağ dokusundan elde ettiğimiz dokuları kök hücrelere çevirebiliyoruz. Bunlar lab ortamında expand ediyoruz. Bu expand edildikten sonra belli bir sayıya ulaştığımızda iki boyutlu ortamda biz bunları bir malzemeyle iskelesinin içine gömüyoruz. Bu tabii iskele ya da iskelesiz olabilir genelde. Son yıllarda özellikle iskelesiz, yani scaffold free bioprinting dediğimiz alanlarda söz konusu. Bu iskeleler genelde biyomalzemelerden oluyor. Biyomalzemeler aslında çok çeşitli. Yani etrafımızda birçok malzeme var. Ancak maalesef ki hepsini biyolojik uygularda kullanamıyoruz. Bu kullanımın açısından malzemenin işte biyo uyumluluğu, biyo bozunurluğu ya da hücrelerde ne gibi aktivasyon yapması gerektiği uygulamadan uygulamaya değişiyor. Şu an vücudumuzda değişik doku ve organlar olduğundan dolayı aslında her doku ya da her organın değişik ihtiyaçları söz konusu. Mesela bu bir kalp kasıysa ya da kalp dokusuysa bunun işte kasılması gerekirken ve genelde doku parçası daha yumuşak doku olarak nitelendirilirken bir kemik dokusu daha bir mekanik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden burada kalsifikasyon ya da mekanik dayanımlarının daha yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden kullanılan gerek biyomalzemeler olsun, gerek hücre tüpleri olsun kesinlikle organ spesifik olarak seçilmesi gerekiyor. Devamında bu hücreler scaffold'a ekildikten sonra yine laboratuvar ortamında kültür ediliyor. Burada çeşitli büyüme faktörleri, işte kök hücre ise bunların işte değişik kaskatlara ya da lineage'lara girerek farklı dokulara değiştirilmesi, diferansiye edilmesi gerekiyor. En son dokumuz mature olduktan sonra, yani hazır olduktan sonra tekrar hastaya implemente edilebiliyor. Şimdi biraz da biyomalzemelerden konuşmak gerekiyor. Biyomalzeme olan ihtiyaç çok eskiden beri insanoğlunun aslında gündeminde. Tam milattan öncesine kadar kullanılan biyomalzemeler var. Çünkü özellikle organ, protezler, doku mühendisliğinde ciddi anlamda biyomalzemeler kullanılıyor. Pazar payı da oldukça büyük. Yani şu an 2019'da bu pazar payı 100 milyar dolar seviyesindeyken 2024 yılına kadar 200 milyar dolar pazar payı olması bekleniyor. Biyomalzemeler çok çeşitli olabilir. Bunlar sentetik ya da doğal polimerlerden oluşabilirler. Bu sentetik polimerleri PCR, PGA gibi malzemeler iken natural polimerler genel olarak kolajen, fibrin ya da kaytozan gibi malzemeler olabiliyor. Tabii bunlar sentetik polimerlerden özellikle değişik malzemelerin sentezi günümüzde de oldukça önem teşkil eden konular arasında. Bunu başlı başına çalışan çok iyi araştırmacılar var. Tabii biz biyomalzemelerde biz neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle kaynağı, biyomalzemenin kaynağı ne olmalı? Yani bu sentetik mi, doğal yollarla mı elde ediyoruz? Bu önemli. Tabii dokuya özel olarak mekanik özellikleri çok önemli. Daha önce bahsettiğim gibi kemik dokusuysa bunun mekanik özellikleri çok önemliyken bir pankreas ailesi ya da pankreas dokusuysa bunda tabii daha yumuşak doku mühendisliği yaklaşımları ya da böyle malzemeden seçilmesi gerekiyor. Bir önemli diğer husus ise tabii ki biyouyumluluk. Biyouyumluluk ne demek? Aslında vücut sıvısı yani kan olabilir ya da diğer vücut sıvılarıyla etkileşime girdikten sonra fizyolojik sonuçların vücuda ne kadar zarar verip vermediğine aslında buna bakabiliyoruz. Öncelikle bu çok geniş bir kapsam. Mesela bir biyomalzeme yabancı bir yüzeyle temas ettiğinde, yani biyomalzemeyle temas ettiğinde bu özellikle kan hücrelerinin, trombositlerin aktiflenip aktiflenmemesi ya da diğer kan hücrelerinin ne tarz tepkiler verip vermemesi
bu biyomalzemenin ne kadar biyouyumluluk olmadığını gösteriyor. Bu nedenle her malzemeyi vücuda maalesef ki yerleştiremiyoruz. Gerekli malzemeler var. Bunlar sol tarafta da göreceğiniz gibi hidrojeller, polimerler, metaller, seramikler. Hepsinin aslında vücudumuzun değişik bölgelerinde, değişik organ parçalarında kullanmamız mümkün. Mesela bir seramikleri kemik değişiminde ya da kalp kapakçıklarında kullanabilirken mesela polimerleri genel olarak işte kıkırdakta ya da yine kemik uygulamalarında, diğer yumuşak doku uygulamalarında kullanmamız söz konusu. Mesela bir örnek verecek olursak, mesela titanyum. Titanyum çok biyouyumlu bir malzeme ancak oldukça da pahalı. Genel olarak inşaat sektöründe de kullanılıyor. Ancak intimant ya da ortopedik cerrahide de kullanılıyor. Bazı biyouyumlu olmayan malzemelerin de yüzey modifikasyonları sağlanarak bunlar biyouyumlu hale getirilebiliyor. Çünkü yüzeyle ucuz sıvıları, kan ya da doku etkileşime girmeyeceğinden dolayı bunlar da biyouyumluluğu arttırılabiliyor. Devam edelim. Biz aslında doku mühendisliğinde birçok yaklaşım var. Ama son yıllarda 3 boyutlu biyobasım oldukça önem kazandı. Ben sunumum geri kalan kısmında daha çok biyobasım üzerine konuşacağım. Doku mühendisliği, rejenitif tıp veya diğer biyolojik çalışma için önceden belirlenmiş 3 boyutlu yapıları, canlı hücrelerin ve biyomalzemenin katman katman basılmasına yönelik bilgisayar destekli bir transfer işlemine biz biyobasım diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane 3 boyutlu yazıcımız var ya, bu da eksenleri arttırılabilecek şekilde. Bir biyomürekkep vasıtasıyla gerçeğine en uygun şekilde basılma işlemi. Aslında hepimiz 3 boyutlu yazımla, 3D printingle oldukça ilgimiz var. Burada 3D printing malzemesi olarak bizim kullandığımız hidrojeller, hücreler, büyüme faktörleri ve diğer proteinler ya da biyokimyasal maddeleri ekleyebiliyoruz. Biyobasım genellikle anatomik hassasiyetle karmaşık, heteroseller yapılar oluşturma kabiliyeti var. Bu nedenle tasarıma özgü dokular üretmek mümkün. Biz genelde görüntüleme cihazlarından aldığımız mikro mimari çerçevesinde değişik katmanlarda değişik hücreler ya da değişik malzemeler basabilme yetkinliğimiz şu an için var. Aynı zamanda biyobasım sayesinde büyüme faktörleri, işte hücreler, extracellular matrixler ya da extracellular matrix proteinleri, yani bunlar genel olarak DCM dediğimiz teknolojilerle çeşitli biyolojiklerle basılmasını sağlıyor. Diğer yöntemlere oranla 3 boyutlu biyobasımın en büyük avantajı biz mikro mimari ve seriler kompozisyonu, yani bu bileşenleri bildiğimizden dolayı gerçeğine en uygun şekilde basmak aslında teoride mümkün. Ayrıca co-culture, yani farklı hücre tiplerini bir arada kullanabiliyoruz. Ayrıca damarlaşma gibi yapılar elde etmemiz mümkün. Şimdi bir doku parçasının, yani bir organı oluşturan birden fazla hücre tipi var. Mesela bu bir kalp kasıysa, kalpse, gerek içinde kalp endotel hücreleri, kalp fibroblast hücreleri, kalp kardiyomayositler gibi hücrelerin kompozisyonları oluşuyor. Bunları beraber kültür ettiğimizde aslında gerek fonksiyonları, gerekse yapıları gerçek mimarisine daha benzer olabiliyor. Bir diğer önemli sıkıntı da aslında doku mühendisliğinde damarlaşma. Çünkü biz ne kadar büyük parçalar yapabilirsek, ya doku parçaları, hatta daha büyük parçalar yapabilmemize rağmen biz bunları damarlaşma, yani gerekli sayıda damar yapıları oluşturamadığımız takdirde biz bu doku parçalarını besleyemiyoruz. Bu nedenle özellikle 300-400 mikron kalınlığından sonra, yani biz oralara ulaşamadığımızda nekrosis dediğimiz hücrelerin ölmesi söz konusu. Bu nedenle damarlaşma çok ciddi bir problem. Biz damar yapılarını yine 3 boyutlu görüntüleme teknikleriyle biyoyazılıcılara aktardığımız için bu damarlaşma çalışmaları da son yıllarda da önem kazandı. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Makine temelli olduğu için biyoyazıcılar ve biyoyazılım yüksek derecede hassasiyet ve doğruluğumuz var ve high throughput dediğimiz birden fazla sistemi aynı anda da çalıştırabiliyoruz ve basabiliyoruz. Şimdi uygulama alanlarına bakalım. Aslında birçok uygulama alanı var 3 boyutlu bir yazımın. Ben burada biraz da regenerative tıptan bahsettim. Yani bir doku parçasını üretilerek
insana yani hastaya implement edilmesi bu yenileyici tıpları, regeneratif tıpta oldukça önemli bir konu. Aynı zamanda ameliyathanelerde in situ bioprinting diyeceğimiz direkt olarak hastanın üzerine biyo basım yapılması da son yıllarda önem kazanmış ve bu alanda çalışmalar devam etmekte. İleriki aşamalara bakacağımız olursak her bir ameliyathanede bir biyo basım, biyo yazıcı olması da söz konusu. Tabii bu şu an için değil ancak ilerleyen yıllarda özellikle hasarlı bölgeye direkt elde ettiğimiz 3 boyutlu sistemlerle hasarlı bölgeye direkt biyo basım yapılarak anında bir tedavi olması söz konusu. Bir diğer alanlar, regenerative tıptan bağımsız olarak biz drug screening, yani ilaçların ne kadar efektif çalıştığı ya da toksitesi, bunlar yine 3 boyutlu biyo basımı hazırlanmış dokularla da test etmemiz mümkün. Ayrıca tabii ilaç salınım sistemleri de yine 3 boyutlu biyo basımın alt alanları arasında sokulabilir. Bir diğer önemli konu ise çip üstü organ teknoloji olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz organa çip sistemleri. Bunlar da aslında bayağı ilgi çekici. Bunu kısaca özetleyecek olursak, normalde özellikle şu an pandemiden de ötürü bildiğiniz gibi aşı ve ilaç çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar oldukça maliyetli ve uzun süren işlemler. Öncelikle in vitro culture'da, yani laboratuvar koşullarında bu ilacın efficiency, etkinliği, doğruluğu ya da ne kadar çalışıp çalışmadığı test edildikten sonra genelde hayvan deneylerine, faz 2'de hayvan deneylerine geçiyor. Hayvan deneylerinde başarılı olan ilaç adayı daha sonra klinik çalışmalarda insanlarda deneniyor. En sonunda aşılama ya da ilaç olarak piyasaya çıkabiliyor. Ancak genellikle faz 2 ile faz 3 arasında, yani hayvan modellerinde ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Hayvan deneylerinde çalışabilen ilaç adayı insanda çalışamıyor. Bu gibi sıkıntılar olduğundan dolayı aslında çok ciddi bir külfet ve hayvanların israfı ve etik açıdan da sıkıntılar yaratıyor. Bu nedenle organa çip dediğimiz çip üstü organ teknolojileri son yıllarda önem kazandı. Özellikle son 10 senede. Bu gibi sistemlerde aslında insan hücreleri kullanarak doku parçaları bir çip içerisine yerleştiriliyor. Oradaki fizyolojik modelleme, gerek anatomik olsun, gerek fonksiyonelliği olsun, bu mini organlarda sağlanabiliyor. Bu nedenle mesela gördüğünüz gibi bir kalp çipi yaptığımız takdirde bu kalbin değişik kalp ilaçları ya da kalp ilaç adayları bu çipler üzerine denendikten sonra eğer başarılıysa bir sonraki aşamaya denerek aslında gerek ilaç hazırlama sistemleri, gerek ilaç adaylarının piyasaya sürmesi hızlandıracak hem de maliyetleri düşürmesi açısından son derece önemli bir teknoloji olarak adlandırılabilir. Sadece bir organ çipi değil, aslında bir sistem ya da insan vücudunun da aslında bir çip içerisinde böyle modellememiz gerek olabilir. Şekilde gördüğünüz gibi akciğerler var, kemik hücresi var ya da bağırsak, karaciğer, böbrek gibi sistemleri bu küçük doku biyoçiplerin içerisine yerleştirip mesela kalp ilacının hem kalp dokusuna ya da aynı zamanda karaciğere ne kadar zarar verip vermediğini böyle body on a chip dediğimiz vücut çipleri de test etmek mümkün. Çünkü genel olarak mesela kalp ilaçlarının karaciğer dokusuna ciddi zararlar verdiğini biliyoruz. Bunu maalesef ki hayvan modellerinde doğrudan olarak görmemiz mümkün değil. Ama burada spesifik olarak hangi organın etkilendiğini ya da etkilenmediğini, zararın olup olmadığını ya da doz kontrolünü bu şekilde bu çiplerle yapmamız, test etmemiz hem maliyetleri düşürecektir hem de bu ilaç araştırmasını hızlandıracaktır. Şimdi biz biyo basın marketine baktığımızda market 2019 yılında 1.2 milyar dolar olmasına rağmen 2027 yılında yaklaşık olarak %17 civarında büyümesi öngörülüyor. Özellikle biyo yazıcıların yaygınlaşmasıyla biyo basın işlemlerinin ameliyathanelerde kullanılması öngörülüyor. Daha önce de bahsettiğim gibi in situ bioprinting dediğimiz anında olarak nokta atışı olarak
biyobasım işlemi ameliyathane ortamlarında gerçekleştirilebilir ya da laboratuvar ortamlarında üretilmiş olan doku parçaları kültür edildikten sonra uygun zamanda sonra cerrahlar yardımıyla bunlar hastalara implemente edilmesi son yıllarda görebileceğimiz kazanlar arasında yer alacaktır. Ben şimdi biraz biyobasımın prosedürleri, kriterleri ve bunların hangi aşamalarda neler yapıyoruz bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunun ilk aşamasında model oluşturmamız gerekiyor ki biz bu basım işlemini gerçekleştirelim. Öncelikle görüntüleme sistemleriyle, röntgen X-ray, bilgisayarlı tomografi ya da manyetik görüntüleme sistemleriyle bunların hepsi değişik görüntüleme sistemleri ve hepsinin amacı dokulardan 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüler elde edebilme. Özellikle fluoroskopi sistemleriyle ya da J-Colder röntgen sistemleriyle biz X-ray ışınları altında doku parçalarını, özellikle sert dokuları görüntüleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde bilgisayar tomografiyle. Manyetik rezonans görüntüleme sistemleri ise daha çok yumuşak dokuları yüksek hassasiyetle görüntüleyebiliyoruz. Daha sonra image reconstruction algoritmalarıyla bunlar 2 boyuttan 3 boyuta çevrilerek aslında 3 boyutlu bir model oluşturabiliyoruz. Yani bu özellikle spesifik hasarlı bölgenin ya da direkt tüm organın biz anatomik yapısını görüntüleyebiliyoruz. Sonra ikinci aşamada elde ettiğimiz görüntüler her aşamada kesitleniyor. Yani biz 3 boyutlu sistemde bilgisayar sistemine aktarmamız gerekiyor. Bu aktarım aslında G-Code sistemleriyle oluyor. Yani biz 3 boyutlu bastığımız sistemin hangi katmanda, hangi malzemenin, hangi hücrenin basılabileceğini biz bilgisayar ortamında buna karar veriyoruz. Ve tabii bunun için değişik selection'larımız, seçim işlemlerinin yapılması gerekiyor. İlk önemlisi malzeme seçimi. Malzemede malzemesiz de basılabiliyor. Daha önceden de bahsettiğim gibi. Malzemelerde biyo malzemeler, işte sentetik ya da doğal polimerler kullanılabiliyor. Extracellular matrix proteinleri kullanılabiliyor. Ya da hücresizleştirilmiş extracellular matrix, DSM dediğimiz teknolojilerde son yıllarda oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Tabii hücre seçimleri de bir diğer önemli konu. Genellikle insandan elde edilen primary dediğimiz hücreler kullanılması en aslında makullü gibi gözükse de bunların hem elde edilmesi, gerekse laboratuvar ortamında expand edilmesi yani büyütülmesi oldukça zaman alıyor ve pahalı. Bunun yani son yıllarda özellikle kök hücre tedavilerinin, kök hücre sistemlerinin gelişmesiyle biz deriden, yağ hücrelerinden ya da kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücreleri diğer hücreleri diferansiye edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Bu yüzden de biyobasım öncesinde özellikle hücre konsantrasyonları olsun, hangi hücrenin kullanacağı olsun ya da farklı hücrelerin bir arada olup olmayan, co-culture edip edilmemesi gibi değişik alternatiflerin sıralanması en önemli kıstaslar arasında yer alıyor. Beşinci adımda biz nasıl bir biyobasım modalitesi kullanacağız? Şimdi 3 tane asıl temel biyobasım yöntemi var. Bunlar lazer temelli, ekstrüzyon temelli ve püskürtmeli temelli. Bunlardan birazdan detaylı olarak bahsedeceğim. Ama genel olarak böyle bir biyobasım işlemlerinde hepsinin tabii avantajları ve dezavantajları söz konusu. Bunu uygulamaya spesifik olarak bunların seçilmesi de oldukça önem kazanıyor. Son aşamamızda ne tarz bir uygulama yapacağız? İşte lab ortamında bunlar matüre edilebilir, yani kültürlüğe devam edilebilir. Cerrahlarımız yardımıyla implement edilebilir. Ya da çip üstü organ teknolojileri dediğimiz sistemlerde ilaç gelişiminde ya da doz kontrolünün belirlenmesinde kullanılacak sistemler elde edebiliriz. Ben şimdi biraz biyobasım modalitelerinden, teknolojilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle lazer temelli biyobasım. Bunlar hücre transferi ve fotopolimerizasyon yöntemi olarak ikiye ayrılabiliyor. İlk hücre transferi sisteminde bir tane bizim ribbon dediğimiz sistem var. Ön katmanda bir tane metalik layer var. Altında ise bizim biyomürekkep dediğimiz, içerisinde biyomalzemelerin olduğu, büyüme faktörlerinin ya da hücrelerimizin çeşitli kompozisyonların olduğu bir layer'ımız oluyor.
Lazerin bildiğimiz gibi yüksek hassasiyet ve doğruluğu var. Noktasal atış yapabiliyor. Bu yüzden biz buraya ribbon'a vurduğumuz anda bir kabarcık oluşuyor. Yer çekiminin etkisiyle de bu kabarcıktan biyomolekülün içerisinden geçerek bir damlacık oluşturuyor. Bu damlacıkları biz noktasal atış yapabildiğimiz için rezolüsyonu çok yüksek şekilde bir biyo yazım yapmamız mümkün. Ama sistem aslında şu an bildiğim kadarıyla son yıllarda birkaç yılda ne oldu bilmiyorum ama ticari olarak ben daha şeyi göremedim yani lazer temelli biyobasım sistemi ticari olarak şu an yok. Ancak sistem çok pahalı ama çok yüksek hassasiyeti var. Gördüğünüz gibi mikro damarlaşmalar, küçük damar parçaları gibi sistemler literatürde mevcut. Bir diğer yöntem de fotopolimerizasyon yöntemi. Bunda bir tane küvetin içerisine ink mürekkep konuluyor. Devamında katman katman her katmanda nasıl bir lazerle stereolitografi yapacağımıza karar veriyor. Yani kısadan en alttan en yukarıya doğru tek tek her katman lazer yardımıyla belirleniyor ve basılarak 3 boyutlu yapı elde ediliyor. İkinci yöntemimiz püskürtme temelli biyobasım. Bunda değişik yöntemlerimiz var ama genel olarak basit demek gerekirse bizim bir tane barrel'ın bir tane şırıngamız var diyebiliriz. Burada değişik aktifleme sistemleri var. Mikrovalve ya da piezoelektrik malzemeler gibi. Biz buradan hava basıncı uyguluyoruz ki malzeme buraya sıkıştırılabilsin. Ve devamlı olarak bir jet sağlanabilsin. İlk başta kapalı olan sistem devamında piezoelektrik kristalin yani mikrovalvin aktiflenmesiyle çeşitli damlacık oluşturulabiliyor. Bildiğiniz gibi piezoelektrik malzemelerin genel olarak bir elektrik sinyali gönderdiğimizde bu malzeme sıkıştırılabiliyor. Dalga yolladığımızda her pik noktasında aslında bir damlacık oluşturabiliyor. Biz bunu tabii frekansıyla ya da dalga boyuyla oynayarak damlacığın büyüklüğünü ya da hızını, basım hızını ayarlayabiliyoruz. Ya da mikrovalvler yine elektrik sinyalleri açıp kapanarak sıkıştırma yöntemiyle böyle bir dispensing transfer söz konusu olabiliyor. Değişik uygulamalarda söz konusu. Bir diğer yöntem ekstrüzyon temelli biyobasım. En temel ekstrüzyon biyobasımı bir tane şırıngamızın olduğunu düşünün. Bu şırıngayı tepeden bir hava basıncı uyguluyoruz. Ve koyduğumuz bioink, biyomürekkep, burada tabii yine kompozisyonları, hidrojeller, hücreler, büyüme faktörleri ve diğer proteinler olabilir. Biz burada bir shear tonic malzemeyi bir substrate üzerine çok kolaylıkla basabiliyoruz gördüğünüz üzere. Ancak buradaki önemli parametrelerden bir tanesi bizim malzememizin shear tonic olması. Yani burada bunlar viskoelastik malzeme olduğundan da bu hidrojeller viskoelastik malzemeler. İlk başlarda katı gibi davranan malzemeler biz shear uyguladığımızda sıvıya dönüşüyor. Lokal olarak şey yapabiliyoruz. Burada malzemeyi basabiliyoruz. Ancak çok düşük viskoziteli malzemeleri maalesef ki basamıyoruz. Neden basamıyoruz? Çünkü biz bastıktan sonra da malzeme yayılıyor. Bir filament oluşturamıyoruz. Bu nedenle fresh metot dediğimiz, freeform reverse embedding dediğimiz son 5 yılda çok önem kazanmış. Devamlı birkaç uygulama göstereceğim bununla ilgili. Bir yöntem söz konusu ama daha öncesinde bir koaksiyel ekstrüzyondan bahsedeyim. Bunda iki tane nozulun iç içe geçmesiyle dışarıdan crossing edebileceğimiz malzeme içte ve dışarıda da bunu polimerizasyonu sağlayan malzeme yollayarak aslında damar yapıları oluşturulan bir ekstrüzyon temelli biyobasım tekniği. Fresh metodundan bahsedeyim. Bu son yıllarda dediğim gibi çok önem kazandı. Bunda normalde viskozitesi düşük olan malzemeleri bir destek banyosunun içerisine basılarak bu işlem sağlanıyor. Çünkü mesela biz üst üste katmanlı yapmaya çalıştığımızdan dolayı eğer ilk bastığımız malzeme yayılıyorsa ikinci katmanı maalesef ki üzerine basamıyoruz. Bu nedenle shear tonic malzemesi olması gerekiyor. Ama biz shear tonic olmayan malzemeleri basamaz mıyız? Fresh yöntemiyle basabiliriz. Özellikle kolajen gibi, fibrinojen gibi malzemeler
Bunlar çok yaygın olarak kullanılan malzemeler ve yüksek bir uyumluluğu var doğal polimerler olduğundan dolayı. Bunların basımı low viscosity olduğundan da oldukça zor ama flash metoduyla bunlar kullanılabiliyor. Ne gibi sistemler yapıldı? Özellikle son 2-3 yılda yapılan belki haberlerde gördüğünüz yöntemlerden biraz bahsedeceğim. Bunlar flash metodu kullanarak iki farklı örnek var. Sol tarafta bu yöntem kullanılarak 20 mm yüksekliğinde 14 mm çapında kalp benzeri yapı basıldığını görüyorsunuz. Ancak belirtmek isterim ki bu kalp hem küçük boyutlarda hem tam olarak fonksiyonel değil. Ancak 3 boyutlu biyobasının potansiyelini görmek için çok güzel bir örnek. Çünkü biz burada aslında farklı malzemelerin, farklı hücrelerin anatomisine uygun olarak basılabildiğini görebiliyoruz. Bir diğer yöntemde ise yine aynı flash yöntemini kullanarak aynı yöntemde basılmış kalp kapakçığı görüyorsunuz. Bu kolajen içerikli malzeme destek banyosunun içerisine basılıyor. Ve gördüğünüz gibi asörler yani hücresiz olarak bu kapakçık akış yardımıyla açıp kapanabiliyor. Bir tripsikit kapak yapılmış burada. Geçen sene Science dergisinde basıldı. Şimdi bundan sonra ben biraz iki boyutlu kültür ve üç boyutlu kültürler hakkında biraz konuşmak istiyorum. İki boyutlu kültürler genel olarak hücre kültürleri. Bunlar gerçekten kontrolü ya da bakımı oldukça kolay. Hücreler bir monolayer üzerine, bir substrate üzerine yer ediyorlar ve burada büyüyorlar. Ama hücreler arası etkileşim olsun, hücrelerle extracellular matrix interaction'ları limitli. Ve tabii mekanik özellikleri de insan hücrelerine çok benzemiyorlar. Bu nedenle bizim üç boyutlu kültürlerimiz var. Gerek malzemeli, gerek malzemesiz, yani iskelesiz ya da iskeli sistemler olsun. Hücreler bir araya geliyorlar. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi. Ve böyle yapılar oluşuyorlar. Gerek yüzey gerilmeyeni düşürmek olsun, gerek N-catrin, E-catrin sistemleri olsun. Bunlar hücreler arası iletişimler, etkileşim proteinleri. Bunlardan dolayı yuvarlak şekilde sferoid ya da organoid dediğimiz yapılar oluşturuyorlar. Bunlar aslında özellikle organoidler kök hücrelerden yapılıyorlar ve birden fazla hücre kompozisyonları oluyorlar. Bunları küçük organ parçacıkları olarak da nitelendirebiliriz. Son yıllarda organ biyobasım çok önem kazandı. 10 yıl önce bir fikir olarak çıkan bu şeyler, bu sel agregatleri, sporoidler ya da organoidler iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak basılarak devamlı kültür ederek bir organ parçacığı ya da doku parçacığı yapmamız mümkün. Gördüğünüz gibi bu küçük tuğlalar aslında biz ne yapıyoruz? Bir tuğlalarımız var. Tuğlaları yan yana ya da üste koyarak duvar örmeye çalışıyoruz. Bu da aynen canlı doku parçalarını, küçük organ parçacıklarını biz anatomisine uygun olarak iki boyutlu, üç boyutlu olarak basarak daha sonrasında kültür ederek biz organ parçaları yapmaya çalışıyoruz. Doku parçaları yapmaya çalışıyoruz. Bunun için literatürde birçok çalışma var. İlk olarak eksizyon temelli sporoid basım tekniği. Bu sporoidler yaklaşık olarak 200 ile 400 mikron arasında çapında. Gözle görülmesi oldukça zor olan, genelde kameralarla, mikroskoplarla görülebileceğimiz küçük doku parçaları. Daha önce de bahsettiğimden dolayı özellikle 200, 300, 400 mikrondan sonra nekrosis oluyor ve damarlaşma olmadığından dolayı bu doku parçalarında ve özellikle bu yuvarlak topların içerisinde hücreler canlılıklarını yitiriyorlar. Bu nedenle çok büyük şekilde sporoid ya da organoid yapamıyoruz. Ama ancak biz bunları 3 boyutlu olarak basabilirsek biz bunları doku parçaları yapmamız için tuğla görevi olarak kullanmamız mümkün. Eksizyon temelli de bunlar hepsi bir pipete yükleniyor, glass pipete. Hava basımı yardımıyla celin içerisine ya da yüzeyine bunlar basılıyorlar. Ancak teorikte ne kadar güzel gözükse pratikte maalesef ki uygulanabilirliği çok düşük. Sporoidler canlı dokular olduğundan dolayı yüzeylerinde yapışkanlıkları da çok yüksek. O yüzden birbirlerine temas ettikleri andan itibaren bir füzyon gerçekleştiriyor ve bu nedenle biz tek dokuyu, tek sporoidi basmamız oldukça zor.
İkinci bir yöntem Kenzan metodu. Bu Japonların geliştirdiği. Needle'ların içerisine dokuların basıldığı, aslında şiş kebap yöntemi olarak da nitelendirebileceğimiz bir sistem. Bir tane mikro ereğimiz var. Sporoidler robotik arm yardımıyla bunların içerisine geçiriliyor. Ve tabii birbirlerine temas ediyor. Devamında kültür edilerek bu iğnelerden çıkartılıyor. Ve devamında gördüğünüz gibi bir damar yapısı yapılabiliyor. Ancak en büyük sıkıntılardan biri iğneye geçirdiğinden dolayı buradaki survivability, hücrenin yaşayabildiği düşük. Aynı zamanda tabii bu iğnelerden çıkarılması da kolay bir işlem değil. Bir diğer yöntem biogripper approach dediğimiz önceden hazırlanmış modlarda hücre agregatları, sporoidleri, yapıları birbirleri üzerine konularak elde edilen sistemler. Bunlar da ciddi anlamda bir hücre demeci söz konusu ve çok yavaş bir sistem. Ben doktora sırasında çalıştığım konulardan biraz bahsedeyim. Ben bu spiral basım tekniğiyle ciddi anlamda uğraştım. Biz aspirasyon temelli bir basım tekniği geliştirdik. Bunda spiroidler sıvının içerisinde bir pipet yardımıyla, aspirasyon yardımıyla sıvıdan, yani sel medyasından havaya doğru kaldırılarak devamında jelin içerisine ya da üzerine basılan bir sistem geliştirdim. Tamamen in-house yapılmış bir sistem. Biz MakerBot version ilk versiyonunu kullandık. Devamında işte bütün parçaları, elektronik parçaları, yazılımlarını kendimiz geliştirdik. Genel olarak bir glass cam pipet yardımıyla spiroidler sıvından havaya kaldırılarak devamında jelin içerisine ya da üzerine basılabiliyor. Yüksek doğruluk ve hassasiyetle. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi değişik USB ve CCD kameralarla biz bu operasyonu izleyebiliyoruz. Ve aynı zamanda değişik dokular da basabiliyoruz. Farklı boyutlarda ve farklı hücre tiplerini basmamız mümkün. Oldukça basit, hızlı ve çok düşük maliyetli bir sistem. Gelin hep beraber real time, gerçek zamanlı sistem nasıl oluyor ona bakalım. Biz bir cam pipetimiz var. Bunu sıvının içerisine daldırdık ve aspir etmeye başladık. Tamamen fizik temelli bir yöntemimiz. Bir sporeyti, bu yuvarlak doku parçası sıvı içerisinden yakaladık ve havaya kaldırdık. Devamında transfer ediyoruz. Jelin üzerine önceden belirlediğimiz bir noktaya gidiyor. Bu sporeyti buraya yerleştiriyor ve basıncı geçiyor, back pressure. Daha sonra yukarı kalkarak sporeyti buraya yerleştirmiş oluyor. Ne gibi uygulamalar yapabiliriz? O yüzden ben biraz prosesi anlatmak istiyorum. Bu proseste öncelikle bir glass pipetimiz var, pipetimiz var. Daha önceden söylediğim gibi sıvı içerisinden daldırıyoruz ve gerekli olan aspirasyon basıncını sağladıktan sonra spiroid alıp havaya kaldırıyoruz. Daha sonra iskeletsiz ve iskeleli sistemler yapabiliriz. İskeletsiz sistemlerde bir tane daha sonradan çıkarabileceğimiz alginat gibi biyomalzeme kullanabiliyoruz. Bunların en büyük özelliği hücreler buna yapışmıyorlar. Ve zaman farklı solüsyonlar kullanarak da belli bir matürasyondan sonra biz bu biyomalzemeyi çıkartabiliyoruz. Bu jelin üzerine biz bunu bastığımız spiroidler, mesela burada bir piramit şeklinde bir konstrakt yapıp hücrelerin füz olacak süreyi verdikten sonra, yani birkaç gün sonra biz bu jeli çıkartıyoruz ve kendi başına aslında piramit elde ediyoruz. Burada hiçbir malzeme yok. Bu yüzden iskeletsiz sistem olarak da nitelendirebiliriz. Bu ne gibi uygulamalar var? Biz bunu doku mühendisliğine, yenileyici tıpta kullanabiliriz. Aynı zamanda bu transplantasyonda da kullanılabilir. Bir diğer yöntem de iskeletsiz biyobasım. Bunda bu sefer çıkarılacak jel yerine bu sefer aslında fonksiyonel jel kullanabiliyoruz. Bunlar kolajen olabilir, fibrin olabilir ya da diğer sentezlediğimiz biyomalzemeler olabilir. Bu sporoidler bu sefer jelin içerisine basılarak kültür edilebiliyor. Bunlar ne gibi uygulamalar var? Çipist organ teknolojilerinde kullanılabilir. Hastalık modelleri yapabiliyoruz. Hastalıklı hücrelerden doku elde edip bunlara uygun fizyolojilerini ve anatomilerini sağlayarak böyle çip teknolojileri yapabiliriz. Bunlar olabilecek potansiyeller, kullanım alanları arasında. Bu çalışmamızda biz sistemin imkanlarını ve limitlerini görmek adına hangi doku, farklı doku parçalarıyla, doku
kök hücrelerimizle çalıştık. Bunlar insan endotel hücreleri ya da farenin deri hücresi ya da yüksek metastazlı meme kanseri hücresi, fibroblast hücreleri, mezenkimal kök hücreleri, bunlar ya da endotel hücrelerle call culture modelleri gibi hücre çeşitleri ya da call culture modelleriyle çalıştık. Genel olarak gördüğümüzde biz hücre sayısını arttırdığımızda aslında oluşturduğumuz sporoidlerin de çapının buna bağlı olarak arttığını gördük. Yalnız hücre tipinden tipine de çap oranları değişebiliyor. Bunun sebebi ise tabii hücreler arası etkileşim ve bunlar hücreler arası etkileşimle beraber hücrelerle extracellular matrix etkileşimlerinden dolayı da olduğunu düşünüyoruz. Bu da dediğim gibi fizik temelli bir yaklaşım. Çok basit olarak anlatmak gerekirse ne yapıyorduk? Biz sporoidleri sıvıdan havaya doğru transfer ediyoruz. Burada önemli noktalardan biri sporoidleri minimal hasarla sıvıdan havaya kaldırmak. Çünkü bunlar viskoelastik malzemeler olduğundan dolayı ciddi anlamda deformasyona uğrayabiliyorlar. Bu nedenle minimum basınçla biz bunları kaldırmamız gerekiyor. Onun için bir model geliştirdik. Devamlı model tabii değişik hücrelerle kıyaslandı. Ve bir kalibrasyon eğrisi geliştirdik. Bu da tabii daha sonra yazılımımızı da beraber güncelledik. Genel olarak baktığımızda bizim bu sporoidlerimizin çapı arttığında uygulamamız gereken basınçta geri basınç yani vakumda artıyor. Bir diğer önemli nokta ise aslında uyguladığımız aspirasyon zamanı. Bunlar viskoelastik malzeme olduğundan dolayı aslında hem katı hem de sıvı gibi sıvı özellikler gösterebiliyorlar. Bu kırmızı noktalar aslında flow point dediğimiz akış noktaları. Akış noktaları öncesinde katı gibi davranmalarına rağmen flow noktalarından sonra akış noktalarından sonra sıvı özellikler gösterebiliyorlar. İşte sporoidin doğru olarak basılabilmesi ve transfer edilebilmesi için solid rejimde katı gibi davrandığı bölgelerde basmamız gerekiyor. Bunlar da genelde 3 dakikadan önceki konumlar. Bizim bir tane sporoidi yakalayıp diğer tarafa transfer etmemiz 30 saniyeden az sürdüğünden dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz ne gibi şeyler uygulamalar yapabiliriz? Ben burada küçük küçük uygulamalardan bahsedeceğim. Biz %11 seviyesinde bir precision'ımız, doğruluğumuz var. Bu tabii sporoidin çapıyla alakalı olarak değişik pattern'lar yapabiliyoruz, değişik harfler basabiliyoruz ya da değişik doku parçalarını değişik boyutlarda, küçük ya da büyüklerini basabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki aynı dokunun farklı renklerde boyanmış halini bir yan yana basıp temas ettikten sonra 3 gün kültür ettiğimizde birbirine yapıştığını, füze olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer önemli nokta ise cell viability. Sonuç olarak biz bunları mekanik olarak temas, bir basınç uyguladığımızda, mekanik force uyguladığımızda, kuvvet uyguladığımızda bu tabii hücreler bazı ölebiliyor. Bunu da ölçtük tabii. Daha öncesinde yani basıldıktan sonra cell viability'niz yaklaşık %85 seviyesinde. Bu gerçekten yüksek bu uygulama için. Bu sistem sadece iki boyutlu değil, üç boyutlu olarak da değişik konfigürasyonlar yapabiliyoruz. Mesela biz burada bir tane piramit konstrüksiyon yaptık. İlk layer'de insan endotel hücrelerini bastık, kırmızı renkte. İkincisi de mezenkimal kök hücrelerini daha büyük bir şekilde hazırladıktan sonra bastık. En tepeye tekrar endotel hücresini, sporoidini koyduk. Ya da co-culture ettiğimiz endoteldeki mezenkimal kök hücrelerini böyle elmas şeklinde basarak bunları iki gün kültür ettik. Daha sonra alginatten çıkardıktan sonra tek başına kök bu konstrüksiyonu elde etmiş olduk. Sonra tabii uygulamalar arasında limitsiz. Biz bunu yüksek doğruluk hassasiyetle dokuların yerlerini kontrol edebildiğimiz için bir damarlaşma çalışması da gerçekleştik. Kısaca bahsetmek olursa aynı endotel hücrelerini değişik mesafelerde birbirine bastık ve bunların birbirine doğru eğilimlerini gördük. Tabii aynı zamanda gerek aynı hücre tipi olsun, gerek de farklı hücre tiplerinin birbirlerine karşı değişik uyarılar gönderiyorlar. Bunlara bağlı olarak da
Kapiller dediğimiz böyle ufak damarlaşmalar, damar yapıları görebiliyoruz bu sistemi kullanarak. Burada mesafenin kontrolünün bunun üzerine bir çalışmasını sergiledik. Ya da başka bir uygulamadan bahsedeyim. Burada ise bir kemik doku mühendisliği uygulaması. Mezenkimalde endotel hücrelerini üçgen şeklinde bastık ve devamında bu kök hücrelerimizi osteojenik yani kemik kullandık. İlk başta bastığımız yöntemde differentiation sırasında aslında bastığımız şeklin korunamadığını gördük. Bu da tabii istemediğimiz durum. Sonuçta biyobasındaki en önemli noktalardan bir tanesi. Biz bastığımız hücrenin ya da şeklin korunması gerekiyor bu kültür zamanında. Korunmazsa aslında basmanın hiçbir avantajı yok. Bu nedenle başka bir yöntem geçtik. Önce differentiate edip bu kök hücrelerimizi sonra bastık ve şeklin korunduğunu gözlemledik. Hem gerek şekil olarak hem de fonksiyon olarak gördüğünüz gibi biz kemik dokusunu elde ettik. Bir başka uygulama kemikle kıkırdak dokusu arasında bir arayüz var. Biz buna osteokontrol interfaz diyoruz, osteokontrol arayüzü. Bu normalde geleneksel doku mühendisliği yöntemleriyle yapılması oldukça zor. Kök hücreler hem kıkırda hem de kemiğe aynı solüsyon içerisinde diferansiyet olamayacaklarından dolayı biz bunları hastanın yağ hücrelerinden elde ettiğimiz kök hücreleri gerek kıkırda gerekse kemiğe çevirdik. Sonra aspirasyon temelli biyobasım yöntemiyle ilk layer'da, ilk katmanda kemik dokusunu bastık. İkinci katmanda kıkırdak dokusunu bastık ve böyle şekilde kültür ettik. Devamında tabii çok güzel bir arayüz elde ettik. Bu da hiç malzeme kullanılmadan sadece dokuları birbirine temas etme sonucu, füz olması sonucu elde ettiğimiz bir çalışma. Son olarak da son günlerde yayınlanan bir başka çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi üç boyutlu sistemler basabiliyoruz. Ancak bu sistemlerdeki en büyük sıkıntılardan biri hücrelerin birbirine stack olması. Yani altında bir destek olması gerekiyor. Freeform dediğimiz V şeklinde yapılar maalesef ki şu anki sistemde basamıyorduk. Bu nedenle son yıllarda önem kazanan Fresh metoduyla Bingham plastik özelliği gösteren, yani normalde katı gibi davranan ancak üzerine herhangi bir mekanik kuvvet uyguladığımızda lokal olarak sıvıya dönüşen jeller var. Biz bunlar genelde Fresh metodunda kullanılıyor bunlar. Son olarak bahsedecek olursak 3 boyutlu biyobasım son yıllarda önem kazandı. Değişik doku parçaları basabiliyoruz. Ancak maalesef ki organ basımının çok uzandayız. Onu da belirtmek gerekiyor. 10 yıl önce bunun hayalini kuramazken şu an küçük organ doku parçaları basabiliyoruz. Ama teknolojinin ilerlemesiyle ümit ediyorum o noktaya da geleceğiz. Aspirasyon temelli biyobasına da bakacak olursak yüksek temelli, yüksek doğruluk ve hassasiyette dokuları basabiliyoruz. Genel olarak ucuz bir sistem. Değişik organik platformları yapabiliyoruz. Chipset organ teknolojileri yapabiliyoruz. Ve devamında organ ana chip sistemleri, işte hastalık modelleri, insan organizasyon modelleri gibi sistemlerde yapılarak gerek biyobasında gerekse diğer uygulamalarda daha çok sıkla karşılaşacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum oldu. Ben de çok güzel notlar aldım. Önüm şu anda bayağı bir kalabalık. İsterseniz şeylerimizin sorularından başlayalım. Nergis Hanım bir soru sordu. Biyo malzeme olmayan malzemelerde yüzey değişikliğine giderek vücuda uyumluluk sağlanır demiştiniz. Dediğiniz bir sunumun bir tarafında. Bu yöntemlerin isimlerini öğrenebilir miyiz acaba diyor. Ya birçok yöntem var. Bunlar genelde kaplamalar yapılıyor. Deep coating olur, spin coating olabilir. Değişik plazmayla kaplama olabilir. Birçok yöntem var literatürde. Yani onlara bakmasını tavsiye ederim. Yani çok farklı yöntemler var. Genelde biyomalzeme olmayanların yüzeyi değişik malzemelerle kaplanarak biyo uyumlulukları güçlendirilebilir. Sentez Bey'in bir sorusu var hocam.
COVID-19 geçiren vakaların kalp dokularında hasarlar gözlemleniyor. Biyobasım ile üretilen kalp, hastalık ve virüslere karşı ne kadar dirençli olabiliyor diye güncel bir soru sormuş kendisi. Çok güzel bir noktaya değinmiş kendisi. Evet, şu an son literatür çalışmalarında literatürde okuduğumuzda COVID'in kalp kas hücrelerinde zararları, kalıcı etkileri olduğu söz konusu, ona dair birkaç çalışma var. Biz laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz dokular aslında gerçeğine en yakın olarak yapmaya çalışıyoruz. Tabii en önemli noktalardan biri, uygulamalı noktalarından bir tanesi bunları acaba ilaç tedavilerinde ya da kullanacağımız ilacın dozajını ayarlamakta kullanılabilir. Tabii şöyle çalışmalar da var. Bu COVID-19 gibi değişik virüslerin infekte edilen dokular değişik COVID ilaçlarına karşı kullanılmasına dair gerek akciğer modelleri gerek de kalp modelleri yapılabilir. Teşekkür ederiz hocam. Yine sentez beyin sorusundan devam edeceğim. Bir soru daha sormuş kendisi. 3D yazıcının mikrometreler seviyesindeki hassaslığı ne şekilde sağlanıyor diyor kendisi. Genel olarak 3 boyutlu yazıcı mantıkları söz konusu. Oradaki rezolüsyon neyse aslında birçok etmen var. Bu genelde 3 boyutlu eksenin doğruluk ve hassasiyeti olduğu kadar kullandığımız tibin ya da bir aspirasyon temelli ise spiroidin boyutunun bu doğruluk hassasiyetinin etkisi oldukça fazla. Teşekkür ederiz. Sena Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Doku parçaları tasarımlarını hangi program kullanarak gerçekleştiriyorsunuz demiş hocam? İnternette birçok STL sistemleri var. Bunları şu an tam isimlerini hatırlamıyorum ama birkaç tane yöntem var, program var. Bunlar free access. Onları hiç para ödemeden open access şekilde ulaşabilirler. Bana e-mail atarsa ben kendisine programların isimlerini ya da linklerini yollayabilirim. Teşekkür ederiz hocam. Erdem Bey'in bir sorusu var. Erdem Bey Ediaport'un yakın takipçilerinden bu arada. Yemek amacıyla biftek gibi yapılan yapıların üretilmesinde en büyük problem kalınlığı sınırlı olması. Yaptığınız çalışmalara nasıl katkı sağlayabilir? Maliyeti ne olur diyor hocam bu çalışmaların? Evet, o da son yıllarda oldukça önem kazanan bir konu. Özellikle 3 boyutlu yazıcılarla eksizyon tarihinde pasta yapımı ya da steak yapımı, böyle et parçaları yapımı çok önem kazandı. Bununla ilgili de şu an Kaliforniya'da ve diğer ülkelerde birçok startup var. Gerek bitkisel kaynaklı ya da hayvan kaynaklı elde edilen mürekkeplerin, biyomürekkeplerin 3 boyutlu yazıcılarla basımı söz konusu. Bu çok ilginç konu. Genel olarak bahsedecek olursak mesela spiroidlerde aslında biz et dediğimiz aslında bizim kas dokusu. Yani yediğimiz et aslında bir kas dokusu. Böyle kas dokusu hücreleri kullanarak gerek inekten gerek işte koyundan bunlar laboratuvar ortamında kültürlenerek 3 boyutlu yazıcılarla basarak gerçek mimarisine uygun olarak bazı yerlerde işte yağ dokusu, bazı yerlerde işte et dokusu olacak şekilde gerçeğe uygun stekler basılabilir. Bu da özellikle et üretimindeki sıkıntılar ve maliyetini düşüreceğine dair ben de çeşitli yazılar okuyorum. Süper, teşekkür ederiz. Aylin Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Hocam bu arada çok sık boğaz yetmiyorum size. Hani böyle çok soru geldi şu anda. Onları hemen sormak tabii, istiyoruz. Tabii. Vaktimiz verimli kullanmak adına. Aylin Hanım'la devam tabii. edelim. Kendi ürettiğiniz Aspiration Assist Bioprinting cihazında spheroidleri yakalayan pipet uçları özel mi yoksa standart mı diye sormuş kendisi. Şimdi o çalışmamızda biz micropipet puller denilen nörobilimde kullanılan bir cihaza yaptık. Kendimize özel pipetler yapabiliyoruz. Ancak ikinci çalışmamızda aslında ona da çok gerek kalmadı. Normal eksizyon tipleri ya da normal şırınga tipleriyle de bunu yapmanız uygun. Ancak tabii tipin ucun çapı ve kalınlığı gibi hassas konularda dikkate alınması gerekebilir. Ancak tabii custom olmasına da gerek yok. Teşekkür ederiz. Zülker Bey'in sorusuyla devam edelim. Scaffoldları kendiniz mi dizayn ediyorsunuz diye sormuş hocam. Yani doku mühendisi çalışmalarında belli scaffold yaklaşımları var. Genelde onlar yapılabiliyor, kullanılabiliyor.
Tabii mesela özel bir scaffold ise bunlar da gerek manyetik rezonans görüntülemeden ya da bilgisayar tomografine elde edilen görüntülerle de kendimiz de tasarlayabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Biyouyumluk testlerinde tercih ettiğiniz yöntem genellikle hangisidir diye sorulmuş hocam. O başlı başına bir konu. Birçok yöntem var. Ama en önemli noktalardan biri kan uyumluluğu. Bununla ilgili işte hücrelerin yapışması, hücrelerin inflamasyon responslarını göstermesi ya da yüzeyi sevip sevmemesi gibi değişik testler söz konusu. Bunlar geniş kapsamlı bir konu. Teşekkür ederiz. Burak Bey'in bir sorusu var. O da IDEAPORT'un çok yakın takipçilerinden. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok faydalı bir sunum olduğunu belirtiyor. Dokun mühendisliği alanının interdisipliner bir alan olduğu, sizin çalışmalarınızda gibi nitelikli çalışmalar ortaya konulabilmesi için en az kaç farklı alanda ve hangi alanlarda çalışan bilim insanının bir araya gelmesi gerekiyor diyor. Çok kısa da bir örnek vermiş de malzeme mühendisliği, tıbbi genetik, biyoloji gibi böyle bir çalışma ekibi var mı ya da daha önce gördünüz mü hocam? Yani bu alanda çalışan lablara baktığımızda gerçekten çok farklı disiplinlerden bilim insanları var. Yani bu, ben mesela biyomedikal mühendisiyim. Bir malzeme insanıyla çalışabiliyorum. Cerrahlarla yakından çalışıyoruz. Çünkü yaptığımız bu scaffoldları, malzemelerin işte hayvan deneylerinde kullanılması açısından onlarla da çalışıyoruz. İşte elektronik mühendisleriyle çalışıyoruz. Biyoteknolojiden çalışma arkadaşlarım var. Biyoloji departmanından var. Yani çok farklı alanlardan çalışma şeyi var. Ama özellikle çalıştığınız alanla ilgili olarak oradaki uzman kişilerle çalışmak gerekiyor. Mesela bir deri hücresi ise o konuda uzmanlaşmış, anatomisini, fizyolojisini bilen insanlarla çalışmak ya da sizin malzeme sentezleminde. Çünkü bu alan çok geniş bir alan. Her konuda çalışan binlerce değerli araştırmacı var. Gerek kök hücreler tarafında olsun, gerek malzeme sentezi olsun, gerek biyobasım kısmı olsun, gerek cerrahi implementasyon olsun. İşte çok farklı alanlar var. O tamamen sizin uygulama alanınız, ilginizle alakalı olarak ona bağlı kolaborasyonlar yapılması gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Buradaki tüm soruları sordum. Bir yandan da gözüm YouTube'da. Oradan da şu anda bir sorumuz vardı. Onu da size sordum. Ben şeyi merak ediyorum. Biyobasım şu anda artık günümüzde gelişmekte ve daha çok kullanılmakta. Sizce dünyada ve Türkiye'de bunun geleceğini nasıl yorumluyorsunuz hocam? Biyobasım aslında şu an emekleme safhasında. Daha ayağa kalkıp yürüyüp koşmasına gerekiyor. Yaptığımız şeyler daha çok küçük boyutta ve damarlaşma en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bir diğer nokta ise yaptığımız şeklin, bastığımız şeklin zaman içerisinde şeklini koruması, yani maintain etmesi. Bunun için değişik çalışmalar var. Mesela slide'ın birinde gösterdiğim gibi üçgen şekline bastığımız bir doku zaman içerisinde bir doku topuna dönebiliyor. Bu gibi şeyler çok önemli. Bunun için çok ciddi araştırmalar var ve insanların, diğer bilim insanlarının da araştırmaları bu yöne doğru kayıyor. Bu yüzden 10 sene önce hayalini kuramazken böyle şeyleri, şimdi en azından hayalini kurabiliyoruz. Bir 10 sene sonra umut ediyorum daha iyi yerli olacağız. Teşekkür ederim. Başka bir sorumuz kalmadı hocam. Yani son olarak şey sormak istiyorum. Bu alanda ve bu konuda çalışan, araştıran gerek öğrencilere, gerek sektördeki kişilere, gerek bilim insanlarına nasıl bir tavsiyede ya da nasıl bir yorumda bulunursunuz? Güncel literatürü takip etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü alan çok hızlı bir şekilde büyüyor. Günden güne basılan makale sayısı da artıyor. Ve çok değişik uygulamalar var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, yani her gün farklı bir yöntem ekleniyor. Daha ilginç yöntemler ekleniyor. Bu yüzden literatürü, makaleleri takip etmelerinde fayda var. Onun haricinde tabii biyobasım firma sayısı da artıyor. Onların da kendine özgü yöntemleri var. Hazır malzemelerini satıyorlar ya da biyo yazıcılarını satıyorlar. Ya da bu özellikle çip üstü organ teknolojilerinin direkt o sistemi satıyorlar ve
araştırmacılara katkı sağlıyorlar. O yüzden yakından takip edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa izninizle ben yayınımızı sonlandıracağım. Ben çok teşekkür ediyorum gelen herkese. Umarım faydalı olmuştur. Onun haricinde herhangi bir sorunuz varsa bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam tekrardan size de sunumunuz için. Tüm katılımcılarımıza da soruları ve değerli katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ve ben izninizle webinar yayınımızı sonlandırmak istiyorum. Webinarımızı izleyen ve sorularıyla bize değer katan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Konu hakkında aktardığı değerli bilgiler için de Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ideaport kanalını YouTube hesabından ve sosyal medyalardan bizleri takip edebilirsiniz. Daha sonra bu yayınımızı YouTube hesabına yükleyeceğiz deyip çok teşekkürler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.